Herkese yeniden merhaba. Sizler için tüm diz rahatsızlıklarında güvenle kullanabileceğiniz kuvvetlendirme egzersizleri hazırladım. Fakat öncelikli amacımız kasların yeniden kuvvet kazanması değil. Çünkü zaten bu bölge örselenmiş, yaralanmış olduğu için önce rahatlatılması gerekli. Onu yeniden kuvvete karşı çalıştırmak ağrılarımızda artmaya neden olabilir. Bu sebeple eğer dizle ilgili videolarım içerisinde ilk kez buna denk geldiyseniz şuradaki esneklik üzerine olan çalışmaları izlemenizi tavsiye ederim size. Ya da videonun sonunda yanlarda açılacak olan kutulardan bahsettiğim egzersizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi geçelim egzersizlere. Birinci egzersizimizde sandalyede ya da kanepemizde, yatağımızda kenarında oturuyoruz. Bacaklarımız serbest bir şekilde, böyle birbirine kapatmıyoruz ya da aşırı açmıyoruz, kendi rahatlığında. Burada şunu çalışabilirsiniz. Yukarı kaldırıyorum, indiriyorum. Yukarı kaldırdığımda orada şöyle bir iki saniye kalabilirim. İndirdim, tekrar. İki saniye olsun diye 1001, 1002 diyebilirsiniz. Bıraktım ve tekrar. Şimdi bu egzersizi yapmak bile canınızı acıtıyor olabilir. O zaman size bir başka formunu göstereceğim. Bir minder kullanabilirsiniz. Ben şimdi şu yükseltiyi kullanacağım. Uzatıyorum bacağımı. Yükseltiyi de altına koydum. Yine bacağımı rahat bir şekilde bıraktım. Ellerinizden böyle destek alabilirsiniz. Ayağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Dizimi tam kitleyecek şekilde topuğumu yerden yükseltiyorum. İndirdim. Yine aynı şekilde. 1-2. 1-2. Şimdi egzersizlerin genelini 8 ya da 10 tekrar ya da 15 tekrarla uygulayacaksınız ama bu basit bir egzersiz. Eğer sizi yormuyorsa yorulana kadar da yapabilirsiniz bunu. Yani 20 tekrar olabilir, 30 tekrar olabilir. Oturduğunuz yerde bunu yapabilirsiniz. Ayrıca normal egzersiz programınızın dışında da işte televizyon izliyorken ya da bir şeylerle zaman geçiriyorken imkanınız varsa bunu çalışabilirsiniz. Yani sizin için bir aparatif egzersiz olabilir. Bu egzersizi uygularken daha etkili olsun, daha çabuk kuvvetlensin diye ayak ucunuza ağırlık bağlayıp, kum torbası gibi ağırlık bağlayıp çalışmayın lütfen. Ayak ucunun açıkta kaldığı ve yüke maruz kaldığı egzersizler yaralı bir diz için fazla gelecektir ve sizi zorlayacaktır. Hele de o ilk videoda bahsettiğim dizde dönme, takılma gibi bir durum söz konusuysa dizinizi çok fazla zorlamış olacaksınız. İkinci egzersizimizde köprü kuracağız ama bacaklarımızın arasına şöyle yumuşak, esnek bir top ya da bir kırlent, minder alabilirsiniz. Topu sıkıştırdım bacaklarımın arasında. Ellerimle yerden destek alıyorum ve yukarıya doğru kalçamı kaldırıyorum. 1-2 indirdim. Hızlı bir şekilde kaldırıp indirme yapmayın. Kaslarınızı daha fazla zorlamayın. Gösterdiğim gibi yavaş bir şekilde 1-2 indirdim. Bu egzersizi yaparken şu tekniği de uygulayabilirsiniz. Önce kalça ve karın kaslarınızı sıkarsınız. Leğen kemiğini biraz devirirsiniz arkaya doğru. Sonra yukarı kaldırabilirsiniz. 1-2 yavaşça indirdim. Yine karın kaslarımı sıkarak indiriyorum. Ama bunu algılamak size zor gelirse, bunu yapamazsanız sadece yavaş bir şekilde yukarıya kaldırıp böyle hızla birden düşmeyecek. Yine yavaş bir şekilde aşağı inmeye özen gösterin. Belinizi, kalçanızı indirdiğinizde tamamen gevşemeyi ihmal etmeyin. Zemine temas ettikten sonra gevşesin. Ondan sonra tekrar kaldırın. Yani bıraktınız, tamamen gevşemediniz ama hala sıkıyorsunuz kendinizi, tekrar kaldırdınız. Hayır, bu olmaz. İyice gevşeyeceksiniz, daha sonra hareketi tekrarlayacaksınız. Bacaklarınızın arasında topu sıkıştırmayı da ihmal etmeyin bu arada. Böylece iç bacak kaslarını da çalıştırmış olacağız. Bir diğer egzersiz için de hemen kalçamızın yan tarafında olan kasları çalıştıracağız. Bunu da yine iki şekliyle göstereceğim size. Altta kalan bacağım bükülü duruyor. Diğer bacağımı düz bir şekilde uzattım. Egzersizi yaparken dikkat edeceğiniz şeylerden biri şu. Yana doğru kaldıracaksınız. Yani bacak öne doğru kalkmayacak böyle içe dönmüş bir şekilde. Ya da geriden kalkmayacak. Tam yandan gövdem düz bir şekilde uzanıyorum. Tam yandan kaldırdığıma emin oluyorum. Şöyle bir göz ucuyla kontrol edersiniz. İndirdiniz. Yavaş bir şekilde. 1-2 ve indirdim. Tamamen gevşetmeyi unutmayın lütfen. Yoksa kendinizi gereksiz yere yormuş olursunuz.
Tekrar 1, 2. Burada ayak ucunuzu şöyle kendinize doğru çekebilirsiniz. Biraz daha kontrollü olur. İndirin. Eğer bu egzersiz size zor geliyorsa iki dizinizi de bükün ve şu şekilde yapın. 1, 2. Böylece hem kalça ekleminizi de biraz hareketlendirmiş olursunuz. 1, 2. Bu arada gösterdiğim egzersizleri her iki bacak için de uygulamayı ihmal etmeyin. Yani sol bacağınız iyidir, sağ bacak sıkıntılıdır. Sadece orada çalışmayın. Vücudunuzun her iki tarafını da simetrik ve dengeli bir şekilde çalıştırın. Bir diğer egzersizimizde yine sırt üstü uzanıyorum. Dizlerim bükülü. Şimdi çalışacak olduğum bacağı uzatıyorum. Yukarıya diz seviyeme kadar kaldırdım. Burada bir daire çiziyorum ve yavaşça indiriyorum. Tamamen gevşedim. Tekrar kaldırdım. Bir daire çizdim topuğumla ve indirdim. Tamamen gevşedim. Tamamen gevşemeyi ihmal etmeyin ve hareketi lütfen hızlı hızlı çabuk çabuk yapmayın. Sakin sakin çalışın. Aynı şekilde diğer tarafta da egzersizi tekrarlıyorsunuz. Bir diğer egzersiz içinse sandalyede oturuyoruz. Bacaklarımız gevşek, rahat bir şekilde, yani şöyle kapatmaya çalışmıyoruz ya da aşırı açmıyoruz. Rahat bir şekilde oturduğumuz yerde otur kalk egzersizi yapacağız. Sadece ayağa kalkıyorum ve yavaşça oturuyorum. Eğer bu egzersizi yaparken zorlanıyorsanız dizlerinizden destek alabilirsiniz ellerinizle. Ya da problem değilse elleriniz bu şekilde otur kalk çalışabilirsiniz. Diz ekleminin dolaşımı ya da diz eklemi tarzı eklemlerin dolaşımı biraz farklıdır. Kan damarları eklem çevresine kadar gelir ama tüm dokuya nüfuz etmez. Sünger gibidir biraz bu yapılar. Yani üzerine basıldığında içindeki sıvıyı, besini, artı her şeyi boşaltır. Üzerinden bası kalktığında tekrar içeriye doğru malzemeyi toparlar. Diz eklemi bu şekilde çalışır. Bu yüzden yürüme diz eklemi için çok sağlıklıdır. Çünkü sürekli bas çek etkisi sağlanır eklem üzerinde, dokular üzerinde. Peki siz mutfaktasınız ya da işte tezgah arkasında çalışıyorsunuz. Sürekli ayakta kaldığınız bir pozisyondasınız ama sabit, yürümüyorsunuz. O zaman ne oluyor? Sürekli üzerine basılıyor. Ve içeriye besin giriş çıkışı, kan giriş çıkışı, malzeme sıvı giriş çıkışı sağlanamıyor. Ya da oturarak çalışıyorsunuz, hep bu pozisyondasınız. Yine aynı şekilde o sünger etkisini alamıyoruz dizden. Dolayısıyla da dizin dolaşımı bozuluyor. Yani hiçbir şey yapmıyorum, ben oturuyorum sadece diyorsanız yine dizinizi zedeliyorsunuz. Bundan emin olabilirsiniz. Peki bunun için ne yapabiliriz? Özellikle oturarak çalışanlar ve ağrı sebebiyle yürüyüşe çıkamayanlar için anlatıyorum. Biraz bacağımı öne doğru hafif uzatıyorum. Çok fazla değil, yani dizim tamamen düz olacak şekilde değil. Tamamen böyle bükülü de değil, bir köşe gibi. Hafifçe açtım uzattım. Elimi şu diz eklemim, diz kapağımın hemen üzerine koyuyorum. Aradaki şu boşluğu görüyorsunuz. 2-3 santim yukarısına koyuyorum ve burada bastırıyorum. Eğer diz kapağınızı rahatsız etmeyecekseniz şu şekilde de tutabilirsiniz dizinizin hemen üstünü. Burada aşağıya doğru bası uygulayıp bırakıyorum. Bası uygulayıp bırakıyorum. Şu şekilde de göstereyim. Bası uygulayıp bırakıyorum. Böylece sünger mekanizmasını çalıştırmış oluyorum. Bunu egzersizinizle birlikte de, yani egzersiz programınızın içerisinde de çalışabilirsiniz. Ama onun dışında az önce söylediğim gibi işte oturuyorsunuz, başka bir işle meşgulsünüz. O sırada da dizinize bu basıyı bırakıp çekme basısını uygulayarak diz ekleminizdeki dolaşımı destekleyebilirsiniz. Diz eklemi sabit pozisyonları sevmez. Çünkü bu pozisyonlarda dolaşım sağlayamaz, beslenemez, kanlanamaz, oksijenlenemez. İyileşme malzemeleri de oraya gelemez ve ağrımaya başlar. Bu yüzden otobüs seyahatlerinde şu pozisyonda sabit kaldığımız için saatlerce, bu yüzden dizlerimiz ağrıyor. Yoksa onun üzerine bir yük bindirmiyoruz ki otururken. Ama dolaşımı sekteye uğradığı için ağrı duyuyoruz. Maalesef diz eklemi öyle hemen toparlayan, hemen ağrısız forma geçen bir eklem değildir. Biraz çaba ister, biraz sabır ister. Evet, bağları, kasları destekliyorsunuz ama içerideki yaralı dokuların iyileşmesi de zaman alacaktır. Yırtık ya da yırtılmak üzere olan bir menisküs ya da kireçlenmiş bir eklem dokusu, bunların toparlanması zaman alacaktır. O yüzden kendinizi zorlamadan, yormadan,
hani bir an evvel diye koşturmadan sakin sakin çalışmanızı tavsiye ederim size. Son olarak göstermek istediğim bir manevra daha var. Bir egzersiz değil, bir manevra. Zaman zaman dizinizin takıldığını hissediyor musunuz? Sanki bir kilitleniyor da açılamıyor gibi. Bunun için uygulayabileceğimiz bir teknik var. Savurma tekniği diyorum ben buna. Şimdi size onu göstereceğim. Kamerayı dik pozisyona getiremiyorum. Bu yüzden kadraja tamamen giremedim. Kusura bakmayın. Bu egzersizi yaparken bir yerden destek almaya önem gösterin. Ben şimdi sağ bacağım için bunu yapacağım. Duvardan destek alıyorum. Dizimi hafifçe geriye doğru büktüm. Bu hareketi biraz böyle kalça üzerinden yapacağız. Dizi hareketi başlattıktan sonra serbest bırakmaya çalışacağız. Şöyle düşünün. Ayağınızın önünde bir top var ve ona doğru vuruyorsunuz. Burada önemli olan ayak ucunuzu serbest bırakabilmek. Yani yapacağınız şey şu değil. Böyle dimdik tutmayacağım. Kazık gibi olmayacak ayağım. Serbest bir şekilde bırakıyorum ve savuruyorum. Sanki ayağıma bir çamur, bir pislik bulaşmış da onu atmaya çalışır gibi. Ayak ucum serbest. Görebiliyorsunuzdur umarım. Sanıyorum ki görülüyor. Bu hareketi 2 ya da 3 kez tekrarlıyorsunuz. Çok fazla yapmayın ki eklemi zorlayıp zedelemeyin. Küçük bir hareket şeklinde, hani dediğim gibi ayağınızın ucuna bir pislik bulaşır da şöyle silkelemek istersiniz ya, o şekilde yapmanız gerekiyor. 2 ya da 3 tekrarlı yapacaksınız. Bunu takılma olduğunda da yapabilirsiniz. Gün içerisinde de 1 ya da 2 kere uygulayabilirsiniz. Bu hareket diz ekleminizin anlık açılıp yerine oturmasına sebep olacak. Böylelikle o takılmayı çözebilme imkanınız olacak. Ama her durumda iş görmez, bunu da söylemem gerekli. Dizle ilgili sadece egzersiz tedavisi çok fazla iş görmeyebiliyor. Manuel terapi özellikle bu anlamda çok etkili. O eklem blokajlarını açabilme adına dizdeki dönmeleri ya da işte pozisyon bozukluklarını düzeltebilme adına eklem mobilizasyonu dediğimiz eklem hareketlendirme teknikleri çok güzel iş görebiliyor. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.